günden teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bilgi ve iletişim sektöründeki yenilikleri ve teknoloji dünyasındaki haberleri uzman konuklarımızla konuştuğumuz programımızda bugün Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu bizlerle beraber. Bilal Bey, hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk Hande Hanım. Teknoloji dünyası dediğimiz zaman teknoparklarda tabii girişimcilik ekosistemin ve şirketlerin olmazsa vazgeçilmezleri, teknoloji transfer ofisleri de diyebiliriz, kuluçka merkezleri de diyebiliriz, birçok şeyi Ar-Ge merkezleri de birçok noktayı içerisinde barındırıyor. Ben Teknopark İstanbul özeliyle başlamak isterim. Sizi diğer teknoparklardan ayıran özellikler neler? Özellikle hangi alan ve branşlarda ağırlıklı olarak Ar-Ge faaliyetleri yürütülmekte Teknopark İstanbul'da? Evet, teşekkür ederim. 10 yılı aşkın bir süre önce kurulmuş Teknopark İstanbul zamanında Türkiye'nin inovasyon merkezi mottosuyla kurulmuştu. Hakikaten Turgut Özal rahmetli Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında Savunma Sanayi Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığında kurulmuş bu teknopark. O vizyonla emin adımlarla ilerlemiş ve bugünlere gelmiş. Bugünlerde de biz artık yeni bir mottomuz var. Kendimizi buzdağıyla ifade ediyoruz ve Türkiye'nin derin teknoloji merkezi olarak isimlendirdik kendimizi. Teknopark İstanbul bugün 400'ün üzerinde firma, 9300'ün üzerinde Ar-Ge mühendisi ve çalışanıyla hem Türkiye'ye hem dünyaya teknoloji manasında projeler üreten bir derin teknoloji merkezi. Bizi diğer teknoparklardan aslında ayrıştıran da tam olarak burası. Türkiye'de 100'e yaklaşan teknopark sayısı var ve bunların içerisinde genelde yazılım ağırlıklı projeler yer alabiliyor. Biz de Teknopark İstanbul'da biraz daha yazılımlara tabii ki kapılarımız açık ama kendimizi o derin teknolojiyle birlikte biraz daha donanıma ve işte ileri teknoloji diyebileceğimiz biyoteknoloji, ulaşım, enerji, savunma sistemleri, yine siber güvenlik yazılım tarafında yapay zeka, optronik, mekatronik, sensör teknolojileri gibi bazı başlıklarda projeleri kabul ediyoruz. Hem Türkiye'nin hem dünyanın önde gelen firmalarına da ev sahipliği yapıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapmakla kalmıyoruz. Bunun yanında Cube Incubation isimli bir kuluçka merkezimiz var. Bu merkez bünyesinde birçok girişimciye ve startup'a da ev sahipliği yapıyoruz. Onları devlet teşvikleriyle ve Teknopark İstanbul'un tüm mentörlük ve eğitim süreçleriyle destekleyerek onların da bir Ar-Ge firması haline gelmesini sağlıyoruz. Derin teknoloji mottosu dediniz. Bu mottonun biraz içerisinde detaylandırabilir misiniz? Burada hangi alanlar diyeceğim ama savunma sanayi, biyoteknoloji gibi daha yüksek alanlarda faaliyet gösterdiğinizi söylediniz. Derin teknoloji merkezi nedir diğerlerini farklılaştıran? Evet. Aslında örneklendirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum, anlaşılabilir. Örneğin son günlerde yine Türkiye Deniz Kuvvetleri envanterine katılan TCG Anadolu gibi veya Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz projesi gibi çok büyük projelerde yine uçaklarımız dün yine Bugün İstikbal adlı programda Milli Muharip uçağımızı ve diğer helikopter ve uçaklarımızı gördük. Teknofest'i yeni geçtiğimiz hafta hep birlikte yaşadık. Tüm büyük projelerde biraz katkılarımız var. Bunlardan bahsedecek olursak belki derin teknoloji biraz daha anlaşılabilir. Derinliklerden, Karadeniz'in derinliklerinden başlayalım. Biliyorsunuz doğalgazı bulan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis gibi araştırma gemilerimiz Teknopark İstanbul'da yapıldı Oruç Reis. Yine o doğalgazı çıkaran denizin 2 kilometre altında o basınç ve sıcaklık şartları altında çalışabilen, günlerce çalışabilen ve mühendislerimizin eli ayağı olarak görev yapan Kaşif isimli robotları yine bir firmamız Teknopark İstanbul'da geliştirdi. Yine bulunan doğalgazın o robotlar vasıtasıyla o yapılan kuyudan anakaraya ulaştırılması için çok ciddi bir borulama yapıldı deniz tabanında. Bu boruları yapan şirketimiz yine bizim teknoparkımızda. Bu örnekler hakikaten bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu'ya geldiğimizde itki sistemlerinden yani güç ünitelerinden tüm geminin tasarlama ve mühendislik çalışmalarındaki bazı kısımlarını teknopark bünyesinde firmalarımız yaptılar. Aselsan yine üzerindeki savaş sistemlerini burada geliştirdi. Dolayısıyla böyle derin teknoloji dediğimiz zaman aslında bütün ürünlerde işte o buzdağının üstünde mesela biz TCG Anadolu'yu
görüyoruz ama buzdağın altında binlerce çalışanımız bu projenin her bir parçasına çok ciddi adam saat emek veriyorlar. Onun için derin teknoloji dediğimizde aslında böyle büyük uzaya mesela Teknopark'ta üretilmiş birçok şu anda mesela TürkSat 6A uydumuzun parçaları, yazılımları Teknopark bünyesinde üretiliyor yine. Daha önce uzaya gönderilmiş parçalar üretiliyor. Derin teknoloji diyebileceğimiz mesela ileri malzemede grafen üretimi olabilir, elmas üretimini örnek verebiliriz. Bunlar biraz daha diğer teknoparklara göre farklılaştığımız derin teknoloji alanları. Bir tane de son örnek, biyoteknoloji tarafında akıllı moleküller dediğimiz, yine Boğaziçi'nden Rana hocamızın geliştirdiği, şu an başarıyla klinik çalışmalarını devam ettiren bir proje var. Bu da inşallah özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere kemoterapi ilaçlarını taşıyan bir akıllı molekülün hem geliştirilmesi hem de üretimi Teknopark İstanbul'da yapılıyor. Daha niş, çok daha derin teknoloji isteyen noktalarda ve diğer yanda girişimcilere, startuplara da ev sahipliği yapıyor. Kuluçka Merkezi. Kuluçka Merkezi hakkında bilgi verebilir misiniz? Girişimcilerin orada bulunduğu noktada ne gibi avantajları oluyor startuplara? Şöyle, tabii teknoparklar devlet teşviklerinin olduğu yerler Türkiye'de. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde tüm ARGE projelerine KDV istisnasından gümrük vergisi istisnasına, SGK işveren primi istisnasına kadar çok farklı teşvikler ve destekler var. Tüm bu destekler sadece ARGE firmalarına değil aslında Kuluçka Merkezi'ndeki girişimcilere de uygulanıyor. Bu noktada biz 10 bin metrekareyi girişimcilerimize ayırdık. Burada genç arkadaşlarımız ve kendini genç hisseden tecrübeyle birçok bugüne kadar proje geliştirmiş birçok akademisyenimiz yeni startup ve spin-off firmalarıyla yer alıyorlar. Bu projeleri Kuluçka'ya ya da hızlandırma programlarımıza dahil oluyorlar. Buradaki tabii ki onlara artı değerimiz nedir? Orada kira almak yerine cüzi ücretlerle biz destek olmaya gayret ediyoruz. Kuluçka ve hızlandırma programlarında mümkün olduğunca onların o business planlarını oluşturmasında, yolculuklarında, marka değerinin oluşturulmasından, pazarlama stratejilerine, iş sözleşmelerine, hukuki desteklere varana kadar bu Kuluçka Merkezi bünyesinde eğitimler, mentörlükler, danışmanlıklar veriyoruz. Altyapılarımız var, temiz odalarımız, laboratuvarlarımız, atölyelerimiz var. Yine bu merkez bünyesinde bizim açık kapı gibi ve açık kapı diye bir etkinliğimiz var. Yine demo day'lerimiz oluyor. Burada girişimcilerimiz kendi projelerini ekosisteme, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına aktarıyorlar. Tüm bu programlarımızda iş dünyasından, yatırımcılardan, angel investor'lardan, işte bu GSF dediğimiz venture capital fonlara kadar bu fonların temsilcileri de gelip gidiyorlar. Bizim girişimcilerimiz aslında yolculuğa başlıyorlar. Sadece yürüyerek başladıkları yolculuğu dünyaya koşarak gitmeleri için onlar her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Ve yeni etap açılmak üzereydi. Buradaki süreç nedir? Aslında bu ara yenilikler biraz çok. Şöyle söyleyebilirim, Kuluçka Merkezi tarafında İstanbul Beyoğlu'nda bir yeni merkez açtık. İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta tarihi Martin Apartmanı'nı Beyoğlu Belediyesi ile restore ettik. Orada oyun, AR, VR, simülasyon ve sanat teknolojileri gibi alanlarda yeni girişimcilerimize yer açtık. 2500 metrekare Taksim'in göbeğinde harika bir Kuluçka Merkezi oldu. Orada da yeni girişimcileri bekliyoruz. Bir sonraki şubemizde inşallah Ümraniye'de fintechler, finansal teknolojiler, teknolojileri kabul edeceğimiz bir merkez olacak. Şu anda ekranda da görüntüler vardı. Bir de sizin de bahsettiğiniz Teknopark içerisinde yeni etapımız, üçüncü etapımızı da tamamladık. Orada da birçok uluslararası şirkete, yine Türkiye'nin büyük şirketlerine, teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapacağız. 65 bin metrekare kocaman bir binamız var. Tamamen inşaat halinde kiralamaları tamamlandı. Firmalarımız içine yerleşiyorlar. Bunun dışında da 4 ayrı binayı daha 3. etap kapsamında hizmete aldık. Hakikaten Teknopark İstanbul hedeflerine doğru emin adımlarla koşuyor. Global firmalardan bahsettiniz. Peki global firmaların radarına girebiliyor mu ülkemizdeki teknoparklar? Çok güzel bir soru. Bu keyifle cevap vereceğimiz bir soru aslında. Şundan artık eminiz. Çünkü eskiden
Teknopark kurulurken mesela güzel bir vizyonla yönetim kurulu üyelerimiz, zamanın Savunma Sanayi ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileri böyle bir road trip yapmışlar. Avrupa'ya, Amerika'ya gitmişler, firmaları davet etmişler güzel bir teknopark diye. Artık bizim onları davet etmemize inanın gerek kalmıyor. Hem altyapısı imkanlarıyla çalışanların mutlu olduğu güzel bir ekosistem var. Hem de artık Türkiye'deki teknoloji ve mühendislik ekosistemi dünyada birçok ülkenin gıpta ettiği bir merkez. Dolayısıyla işte Amerika'dan havacılık, büyük havacılık firmalarından, Almanya'dan büyük mühendislik firmalarına kadar birçok firmanın artık Türkiye'de Avrupa'ya ve dünyaya hizmet edecek mühendislik merkezleri binlerce metrekare bizden ofis kiralıyorlar ve burada Türk mühendisleri çalışıp sadece Türkiye'ye ve Türk firmalarına değil, bakın yabancı markalara ve uluslararası firmalara teknoloji geliştiriyorlar. Bu da bizim için hakikaten gurur verici bir durum. Biz bu tablonun da Türkiye'deki gençler tarafından çok yakinen takip edildiğini görüyoruz. Mühendislik alanlarında, yazılım alanlarında daha fazla gencimize kapı açmak için de Kuluçka merkezimizde onlara elimizden geldiği kadar yine destek oluyoruz. Bilal Bey, Türkiye'de özellikle Şubat'ta çok büyük bir depremle sarsıldık. Evet. Bunun yaralarını sarmaya devam ediyoruz ve uzun bir sürede saracağız. Buna yönelik özellikle deprem gibi afetlerde şunu gördük ki teknoloji de çok hayat kurtarıcı buradaki uygulamalar. Evet. Bu noktada girişimler var mı? Girişimlere destek sağlıyor musunuz afetlere yönelik? Aslında tabii deprem hakikaten üzücü ve büyük bir deprem oldu. Bu noktada tüm Türkiye tek yürek oldu, birçok yardım yaptık ama biz dedik ki Teknopark İstanbul olarak farklı bir adım atmamız lazım ve HelpCube isimli hemen Kuluçka merkezimiz bünyesinde yeni bir hızlandırma programı başlattık. Buraya birçok başvuru oldu ve 37 proje buradan geçti. Hakikaten deprem gibi, sadece deprem değil, deprem başta olmak üzere sel, heyelan, çölleşme gibi böyle hem çevresel hem doğal afet diyebileceğimiz alanlarda çalışan teknolojileri bu program kapsamında çağırdık. Çok güzel örnekler çıktı. Arama kurtarma faaliyetleri için teknolojiler çok dikkat çekti. Bunları biliyoruz. Çok farklı kamera ve işte beton arkasını ya da kalın malzemelerin arkasını tetkik edebilecek teknolojilerden yine ses ve şeyi algılayan, oradaki hareketi algılayabilecek farklı sensör teknolojilerine kadar, yine depremi önceden tahminleyebilecek teknolojilere kadar ve deprem anındaki iletişimi sağlayacak, oradaki altyapıda bir çökme ya da altyapıda bir sıkıntı oluştuğu zaman onun yerini alabilecek yazılım ve teknolojileri geliştiren 37 tane firmamız oldu. Bunlardan bir kısmının bazı projelerini de deprem bölgesine gönderebildik. Yani bunun içerisinde güneş enerjisiyle şarj olup işte çeşitli aletleri şarj edilebilecek elle taşınabilir üniteler mesela üretildi. Hakikaten çok kıymetli girişimciler var. Bunları da desteklemeye, bundan sonrası için Allah vermesin bu tip afetleri ama bundan sonrası için bu tip teknolojileri de desteklemeye devam edeceğiz. Ve son olarak Küp Beyoğlu dediniz. Küp Beyoğlu da hangi alanlarda daha çok yoğunlaşacaksınız? Sanırım daha genç girişimcilere ve startuplara yönelik açılan bir merkez evet. Sanırım. Hakikaten biz tabii Pendik'teyiz. Biraz Avrupa yakasında da bir şubemiz olsun istedik. Bakanlığımızın öncülüğünde Beyoğlu Belediyesi ortaklığında ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin paydaşlığıyla hakikaten çok güçlü bir ortaklık oldu. İki hafta kadar önce Sayın Bakanımız da açılışını yaptık. Küp Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta 2500 metrekare, 400 girişimciye ev sahipliği yapabilecek harika bir merkez oldu. Burada biraz daha oyun, biliyorsunuz İstanbul artık dünyada oyun teknolojileri anlamında çok ciddi bir merkez haline geldi. Biz de bu alana girmiş olduk. İnşallah Teknopark İstanbul olarak Küp Beyoğlu çatısı altında oyun teknolojileri çalışan startuplara ev sahipliği yapacağız. Taksim'deyiz dedik, kültürün sanatın içindeyiz. Sanatsal teknolojiler çalışan startuplarımız inşallah yine orada programlara katılabilecekler. AR, VR, yapay zeka gibi ve aplikasyon bazlı tüm teknoloji girişimcilerine kapılarımız açık.
Taksim'de de devlet teşvikleri ve desteklerin tamamından faydalanabilecekler. Aynı zamanda da şehrin merkezinde çok konforlu, çok güzel ofislerimiz oluştu. İnşallah oradan yeni unicornlar, turkornlar Türkiye'de çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Girişimcilik ekosistemi ve şirketler için önemli bir merkez Teknoparkları, Teknopark İstanbul'u bizlerle paylaştığınız için Sayın Bilal Topçu diyor ve şimdi hemen İzmir'e gidiyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz diyorum. Çok hızlıca şunu sormak isterim. Üniversite içerisindeki Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların tüm Türkiye geneline bu ekosisteme yaymak, tabana yayabilmek adına neler yapılmalı, ne dersiniz? Ne yönde desteklenmeli? Teşekkür ediyorum. Öncelikle teknoloji dünyasına bir şekilde adım atmış oluyorsunuz. Ancak bu adımdan sonraki adımların biraz planlı ve hızlı olması gerekiyor. Bunu yaparken de gözünüz kulağınız önemli. Bunu böyle bir taraftan kendi işinize odaklanırken bir diğer taraftan küresel gelişmelere odaklanmak zorundasınız. Dolayısıyla bu noktada bilgiye, doğru bilgiye, gerekli bilgiye zamanında erişim çok önemli. Ayrıca ciddi bir tahmin ufkuna ve küresel gelişmeleri iyi okuma yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Yani konu sadece teknolojinin geliştirilmesi değil, anlaşılması, kullanımı ve yaygınlaştırılması bağlamında çok önemli. Neticede ya öncü oluyorsunuz ya takip eden oluyorsunuz. Bu tercih size kalmış. Takip ederseniz ödersiniz. Takip edilirseniz size öderler. Böyle cevap vereyim sorunuza. Çok teşekkür ediyorum. Peki özellikle Sayın Küçük Özmen, yurt dışında model olarak örnek gösterebileceğiniz Ar-Ge merkezleri, teknoparklar var mı? Veya Türkiye'ye uyumlu entegre olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, listeye baktığınız zaman tabii ki Amerika, işte Çin, Japonya ön planda görülmekle birlikte ilk 10 arasına giren Hong Kong var, Vietnam var, Hindistan, Güney Kore, hatta Kenya, Filipinler, Bulgaristan ve Arjantin'de var. Bu teknoparkların şöyle söyleyeyim, hani örnek anlamında değil ama dünyada ilk 10, ilk 15, ilk 20 arasında yer alma durumlarına göre sıralanıyor. Ama şunu da söyleyeyim, artık şu an içinde bulunduğumuz yapay zeka çağında bu sıralama her an değişebilir. Çok farklı noktalara bizi götürebilir. Evet. Ve son günlerde çok konuştuğumuz nokta girişimcilik ekosisteme dair. Yatırım alan, emisyon primiyle yatırım alan girişimcilerin %10 vergilendirilmesi. Bu yabancı yatırımcı veya girişimciler, kar dahi henüz etmemiş olan girişimcilerin vergilendirilmesinin bu ekosisteme etkisini nasıl yorumlarsanız? Açıkça itiraf etmek gerekirse bu kararın gerekçesine bakmak gerekiyor. Yani ne amaçla böyle bir karar aldığının ortaya konulması gerek. Yani önüne gelen herkes bu işe girmesin ya da bu işi yapacak olanlar gelince yapsın diye mi ya da girecek olanlar önü tıkanmasın diye mi? Ama vergi konusu çok ilginç. İnsanlar kaçınmak isterse kaçınabilir. Bir şekilde bir yol bulunur ama yani çok doğrusal bir ifade kullanmamız gerekirse tabii ki getirilen verginin olumsuz bir etkisi olabilir. Peki girişimcilik ekosistemini tabana yaymak, genişletmek yönünde ne gibi destekler sağlanmalıdır Sayın Küçük Özmen? Bu konu çok önemli Hande Hanım. Çünkü destek akla geldiğinde hemen vergi ve SGK indirimleri gündeme geliyor. Bu hoş değil. Neticede bir süre sonra bunların da anlamı kalmıyor. Yani vergi ödemiyoruz, sigorta primi ödemiyoruz. Esas mesele burada yatırım alma. Bunun üzerine durulması gerekiyor. Yani niçin gerekli miktarda küresel çapta ya da yerli yatırım alınamıyor? Zira burada bir sıkıntı var. Hedef kitlenizle aradaki iletişimi sağlayan bir halka bir bağlantı kopuk. Niçin? Çünkü ürünü ne için, kim için ya da hangi sektörde işletme için geliştirdiğiniz önemli. Bunu iyi planlamanız, iletişimde iyi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde işi yapamadığı, özür diliyorum, bu noktayı gerçekleştiremediğiniz takdirde biz içeride satamıyorsunuz ama bu işin kıymetini bilen yabancı firmalar gelip sizi ucuza kapatıyor. Yani burada devletin dolaylı olarak yabancı şirketleri desteklemesi gibi bir durum çıkıyor ortaya. O zaman burada ne olması gerekiyor? Mevcut tekno girişim sisteminin bir derecelendirme, denetleme ve değerlendirme sürecine tabi olması gerekiyor. Bunu kim yapacak? Mesela bir takım endeksler var. Smart Industry Readiness Index denilen, mesela akıllı endüstriye hazır olma endeksi. Çok kapsamlı bir endeks.
Teknoparklara yine hem bu konuda hem de finansman ve yatırım bulma konusunda sürekli bazda bir eğitim verimleri. Biraz önce Bilal Bey şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bundan sonraki aşama finansal teknoloji ve fintechler. Tamam, şimdi teknoloji tarafı önemli ama geleneksel bazda bankacılık ve finans konusunun konuya nasıl yaklaştığını çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve sizin bu eğitimleri hem yurt içinden yetkililerle hem de yurt dışından bir takım yeteneklerle ya da bilgiyle bu işe desteklemeniz gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim. Ülkemizde altyapı çok iyi. Ve aşağı yukarı son 40-50 yılın mükemmel üniversitelerinin mükemmel çabaları neticesinde bu noktaya gelmiş durumda. Evet. Türkiye'nin öncü üniversiteleri. Dolayısıyla Çin pazarlaması, efendim, satış tarafının ortaya konması bu birazcık uzak. Niçin diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Teknoloji ve teknoloji ihracatının tüm olarak ihracat payına baktığınız zaman almak gereken çok büyük bir mesafe oldu. Mesela cloud ya da bulut diyelim. Toparlayalım hocam. Tabii toparlayalım. Bir şey satmak durumundasınız. Karşı tarafa gittiğiniz zaman bunu çok kolay satamayabiliyorsunuz. Çünkü alıcının eğitim ve bilgi seviyesi önemli. Neticede organize sanayi bölgelerinde çok iyi bir ilişki içerisinde olması gerekiyor. Yani son cümlemi söyleyeyim. Çünkü yapay zeka çağında ciddi bir iş modeli dönüşümü gerekiyor ve onu bir an önce yapmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen ve stüdyodaki konuğum Bilal Topçu'ya diyor ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.